Herkese merhaba sevgili dostlar, ben Onursal Özokçu, yeni bir videoyla karşınızdayım. Belçika Brüksel'den kucak dolusu selamlar sevgiler. Bugün Talip Usta'nın yanına geldim. Bizlere uykuluk nasıl yapılır gösterecek ve biz uykuluğun tadına bakacağız. Uykuluk bildiğiniz gibi diğer organlar gibi organ değil, salgı bezidir hayvanın. Evet. Bir salgı bezidir ve çok lezzetlidir. Özellikle kuzu olanlar çok lezzetlidir. Süt kuzusu. Şu süt kuzusu değil mi bak? Süt kuzusu olan süt kuzusu. Şunlar da koyundan galiba. Evet, değil mi? Büyük. Danadan da alınıyor ama daha çok kuzu tercih ediliyor. Tercih kuzu genellikle. Şimdi ustacığım bunu da bulmak kolay bir şey değil yani. Bu baya baya bir zor. Yani kilo olarak da pahalı. Yani ücret olarak da pahalı. Artı çoğu kasap mesela kokoreç yapan kişilere tercih ediyor. Genellikle toptan veriyorlar onlara. Anladım, onlara veriyorlar. Tabii. Onlar da mesela onlara anlaşma gelinliği olduğundan dolayı kolay kolay bizlere vermiyorlar. Anladım. Ondan, bir de Avrupa'da tabii, çok zor. Yani çok çok zor. Bulmak çok zor. Ama Türkiye'de de zor. Ben bir kere istemiştim kasaptan. Bayağı bir beklemiştim falan. Türkiye'de de bulmak zor. Galiba onlar da kokoreç. Anlaşmış oldukları yerler var mesela. Hani şimdi ben gidiyorum 3 kilo alıyorum. Adam gidiyor topunu alıyor yani, mesela. Yani anladım. Bir ton alıyor adam yani. Tabii. Şimdi bunu nasıl pişireceğiz biz bugün? Bu yani kişiden kişiye değişir. Mesela benim yemiş olduğum önceden ufaktan kızartıyorum. Kızarttıktan sonra biber. Biberle güzelce parçalıyorum. Parçaladıktan sonra domatesini, baharatlarını ekliyorum. O şekilde tüketiyorum. Ben daha önce bir direkt mangalda yemiştim. Kendim evet. Yapmıştım. Bugün ilk defa seninle değişik bir şey tadacağız. Ben mangalda olan da var ama ben geçen bu takım üzerinde test ettim. Çok güzel olmuştu. Yapalım o yani zaman. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Tabii. Bakalım hep beraber şöyle. Cısır cısır da ötüyor. Yeter bu kadar ya. Dolduramam baba ya. Yeter gerçekten. Yeter mi? Yeter. Şimdi bunlar böyle pişiyor. Daha sonra sen bunları harmanlayacak mısın? Evet, bunlar biraz daha piştikten sonra biberini ekliyoruz. Biberini ekledikten sonra biber de öldükten sonra domatesini ekliyoruz. Tamam. Domatesle beraber harmanlıyoruz. En son tur baharatlarını yakmadan baharat diyoruz ve ekmek arasına doldurup ekmeğimizi sıkıyoruz. Aynen, bazen baharatı çok erken atıyorlar, o da yanınca çok lezzeti kaçıyor. Zaten ya. Baharat ateşi sevmiyorum. Değil mi? Yani ateşi normalde zaten. Öyledir yani. Ama yani, kimisi de direkt böyle baharatlayıp basıyor no, ya no, o zaman o, mahvoluyor. Yanan bir baharatın hiçbir lezzeti olmaz. Şimdi ustacığım o orada pişe dursun, biz de biraz dükkandan konuşalım. Dükkanı sen korona zamanı açtın, millet korona zamanı dükkan kapatıyor, sen dükkanı açtın. Öncelikle hayırlı olsun Allah değil mi? Allah razı olsun, Allah razı olsun. Uykuluğu galiba sen özel müşterilerine yani aynen. Sipariş üzerine yapıyorsun çünkü aynen. Bulunması zor olduğu için. Ama diğer taraftan neler var menümüzde? Menümüzde... Senin meşhur olan bir çiğ köften evet. Var. Brüksel'in, Belçika'nın her yerinde meşhur olan bir çiğ köften var. Zaten senin serüvenin de çiğ köfteyle mi başladı? Aynen başladı, aynen o şekilde başladı. Biz de zaten diğer hani yaptığımız organizasyonlarda sağ olasın sen de bize yardımcı Allah oluyorsun. Razı olsun abi. Biz de seni tercih ediyoruz lezzetini de beğendiğimiz için. Ustamızın çiğ köftesi meşhur onu biliyoruz. Çiğ köftenin dışında neler var menüde? Kokoreçimiz var abicim. Kokoreç de evet, var. Bakın var. Avrupa'da kokoreç bulmak kolay değildir. Kolay değil abi. Kokoreç buradan şey, gelip yiyebilirsiniz. Ondan sonra tantuni yapayım ama tantuni genellikle Araplar burada tavuğu tercih ettikleri için sadece tavuk yapıyorlar. Tavuk tantuni. Çünkü et şeyi olarak pek tercih etmiyorlar Araplar. Burada daha çok Arap müşteri mi var sen? Çok. Anladım. Arap sayısı çok. Tavuk tantuni daha çok tercih ediyorlar. Aynen. Onlar. Diğer kebaplar da var. Evet, Adana kebabımız var. Köftemiz var. Her şey bize ait yani. Ciğer gördüm menüde. Evet, ciğerimiz de var. Ciğeri ben korona öncesi başlamıştım. Antep usulü yapıyordum ben. Hı hı. Güzel de gidiyordu ama velhasıl kelam içerisi kapanınca. Mekanlar kapanınca. Yani mekan açık olacak ki gelen kişi ürünü tanıtman gerekiyor. Yani her şey menüde olmuyor bazen. Ya şöyle siparişle mekanda oturup yeme çok farklı bir olay. Tabii. Yani ben evet kolay kolay sipariş edip de yemek yemeyi... Ya mesela yani bu, yiyorum bu, da o kadar çok sık bu değil. Bu mesela pideye benzemez. Pide soğukta yiyebilirsin. Aynen. Isıtırsın. Pide, pizza ama öyledir. Ama ikinci sefer ısıttığın zaman bir anlamı kalmıyor. Hayır, hiçbir, bu olur. Tabii, hiçbir şey de anlamazsın. Ya zaten ya. Kokoreç, mesela bu sakat et ürünleri keyfen. Yani öyle insanlar hani... Bazılar doymak için şey yapıyor da keyfeyi aslında tüketiyor. Zaten kokoreç böyle biraz soğusun, ağızda böyle yağlar donuyor mayış falan. Mayışma böyle çok aynen, değişik bir aynen, tadı onun durur. İçin direkt yiyeceksin. Tabii koronanın getirmiş olduğu da esnaflarımıza zararı büyük oldu. Her esnafımıza çok, büyük çok, oldu. Hani beni baya bir etkiledi ama
tek olmam, işi bilmem en azından gemiyi tuttuğum gibi bir şey. İşin başında sen varsın. Tabii sonuçta bir usta çalıştıracak olmuş olsaydım. Bir de onun maaşı yani, vardı yani. Kaldıramayacaktım mekanı, bayağı bir şeydi. Fiyatlar nasıl? Çiğ köftenin kilosu? Yani çiğ köfte de yani mekan olarak en ucuz çiğ köfte burada. En kaliteli de burada diyorsun. Ya kalitesini ben şey yapmayalım da. En ucuzu burada, kilosu 20 euro, yarım kilosu 10 euro. Yani yarım kilodan bir kilo fiyat değişmiyor. Senin de çiğ köften etsiz, diğer bundan sonraki süreçte mesela izinlerden sonra büyük ihtimal etliye başlayacağım inşallah. Hani belirli bir gün belirleyeceğim. Ama etliyi direkt hani çabuk tüketilmesi gereken bir şey galiba. Ondan dolayı mı tercih et? Ben anlamadım yani mesela normalde çiğ köfte, bizim bildiğimiz çiğ köfte, adı üstünde çiğ köfte etli olmalıdır diye biliyorum. Ben de Türkiye'de de Avrupa'da da etsiz, her yerde etsiz artık çiğ köfteler. Etli çiğ köfte yerken mesela insanlar karşıdakine çok güvenmeli ve karşıdakine güvenilir bir insan olması gerekiyor. Anladım. Çünkü çiğ köftede et bildiğimiz gibi erken mikrop üretir. Yani anladım. Anında kesildiğinden itibaren mikrop salgılar. Aslında çiğ köfte şey gibi değil mi? Hani hep filmlerde falan sıra gecelerinde yapıp direkt yiyorlar ya, onun şimdi, gibi. Şimdi çiğ köftede yüksek baharatlar olduğundan dolayı etin kokusunu, etin ne diyeyim? Bastırıyor. Bayat bir et getirdiği halde onu bastırıyor mesela. Anladım. Adam yiyor, rahatsızlanıyor mesela. Tadı çok güzel diyor mesela ama belirli... Ama baharattan dolayı tabii bastırıyor. Baharat belirli şeyleri saklar mesela. Yağsız etten mi oluyor çiğ köfte normalde? Tamamen sıfır, sinirsiz, yağsız tamamen. Mesela dana mı? Ben, dana mı, koyun mu? Dana. Özellikle. Koyun burada bildiğiniz gibi koku yapar. Koku yapar. Yani, kuzu yapmaz da koyun yapar. Yani, onu dana da şey gibi ya da. Mesela hani Amerikan aldığımız işte çiğ şeyler var ya, sandviçler, o da yani sonuçta çiğ, yani o da çiğ etten yapılıyor. Ama bu mesela yapan ustanın arasında fark, mesela her ustanın arasında bir fark vardır. Mesela etli çiğ köfteyi çok sevenler, etin kokusu gelmiş gelmemiş o hiç onu şey aldırmaz, yer. Evet. Ama ben gibi mesela, ben etli çiğ köfteyi sadece kendim yaparsam yerim, bir başkasının yaptığı etli çiğ köfteyi yemem. Ay, güven dışı bir şey mesela. Anladım. Çünkü kendim görüyorum. Nasıl özendiğimi, nasıl yaptım ben kendim gördüğümden dolayı diyorum ki bir başkası da aynı şekilde özeniyor mu mesela? Onda bir şüphe. Her zaman bu şüphede yani. Mesela. Çünkü bunu hani yıllar önce ben birinden etli çiğ köfte yedim de dokanmıştı, bayağı bir dokanmıştı. Mesela ben kendim çiğ köfte yaptığım süre içinde, etli çiğ köfte yaptığım süre içinde hiçbir şekilde hani hiçbir zararını görmedim. Zaten ben bir başkasına bir şey sunmadan, yani şunu yemeden bir başkasına hayatta sunmam. Çünkü tadını ilk önce ben almam lazım. Hani gerçekten bir lezzeti var mı diye. Diğer çiğ köfte evlere servis yapıyor musun? Tabii evlere servis mevcut. Daha önceden düğünlere falan da... Aynı devam. Başlarında da düğünler nasıl sezonu açıldı. Sizler kadar biz de üzüldük. Sezonun kapandığı yani. Her şeye devam yani. Aynı eski Allah'ın sistem devam ediyor çiğ köfte falan. Çiğ köfteler kilosu 20 euro, yarım kilosu 10 euro dedik paketlerde. Evet. Kokoreçimiz 6,5 euro. Kokoreç 6,5 evet, euro. Normal sandviç ekmeğinde. Sandviç ekmeği. Diğer ciğer falan köfteler 5,5 euro. Hepsi 5 euro. 5 euro. Tabii. Anladım. Yanda fritli de var. Patates isterseniz bir pilavı var. Birazcık bir ekstrası var galiba. 50 cent. Aynen 50 cent bir ekstrası var. 50 kuruş bir ekstrası çünkü var. Çünkü bu koronadan dolayı etlerin fiyatları değişti. Aynen, ben onu söyleyecektim. Ya. Her şeyin fiyatı arttı. Sadece etlerin değil, ben marketlerde de girdiğimde bütün gıdaların fiyatları artmış durumda. Aynen. Yani 2 senedir de biz çalışmıyoruz düğün sektörü olarak. Çalışmıyoruz 2 sezondur. Ben diyorum ki düğün sezonuna da bu yansır illaki. Neden yansır? Çünkü insanların aldığı, eskiden aldığı fiyatlarla yeni aldığı fiyatlar aynı değil. Mecburen menülere de yansıtmak zorunda. Aynen. Bütün aynen. Sektörler böyle. Yemek sektörü de böyle, düğün sektörü de böyle. Çünkü ham madde gıdalarında çok büyük artışlar var. Ya bir kişi yansıtmadıysa, eğer şunu söyleyeyim, bir kişi yansıtmadıysa bir şey var. Şüphe duymamız lazım abi. Ya yani çünkü mesela ben iki kasapla çalışıyorum. Yeri geliyor mesela ben bu mekanı açtım, inanır mısın 4 tane kasap değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü bir kasabın bir şeyini alıyorsun, diğer kasabın başka bir şeyi mi? Ya yiyor? Mesela yani bir kasabın Adana'sı çok hoşuma gidiyor. Yani Adana yapması fiyatı mesela diğerlerinden çok farklı. Hı hı. Ama hoşuma gidiyor mesela. Hani belli ki kullanıyor kuzuyu. Aynen. Ama bir başkası var, kuzu kullanıyorum diyor. Astar yok hani. Anladım. Çünkü ben de burada yaparken kokluyum hani bir şekilde şey yapıyorum. Koyun oldu, belli yani oluyor yani. Ya koyun, keşke koyun da olsa mesela. Ya şöyle bir şey var mesela etlerde de derler ki koyun kokuyor, kokar. Ama belli bir kilodan sonra koyun kokmaya başlar diye benim abi yayılım koyunu var. Mesela yayılım olan koyun, koşan koyun ondan bir sıkıntı yaptı. Çıkmaz. Hani ama yatan koyun, burada hani sürekli yatan koyun da her zaman. Çünkü abi. Ya birikim oluyor abi, ya
yağın arasında kalmış et her zaman kokar. Kokuyor. Maalesef kokuyor. Yani, çoğu müşteri de onu sevmiyor yani. Hele hele Belçika'da yetişen çocuklar, gençler hiçbir şekilde yemiyor. Ya. Hani düşün, Adana'da kuzu oranı yüksek olduğunu söylediğin an direkt iptal ediyorlar. Mesela zannediyorlar ki kokusu gelecek. Ama yani gelmiyor aslında. Şey, çünkü onu sabahtan marinesini yapıyor. Vallahi benim çocuklarım da, iki tane çocuğum var, ellerinden öper. İkisi de dana diyorlar. Başka bir şey demiyorlar yani öyle. Ama dana etine bazen yan gözle bakıyorlar ama dana etinin belirli bölgeleri ben kuzuya değişmem mesela. Yani. Ya bilmiyorum, ben kuzuyu tercih ediyorum. Ben kendim söylüyorum. Ben böyle yağlı olacak ya bana et. Ben yağı çok seviyorum. Mesela benim çocuklar da hayatta yağ yemez yani. Belirli yerleri de çok güzel mesela. Tabii canım. Özellikle sırtla kaburga arasında kalan et mesela çok hoşuma gider. Lokum. Ön tarafta çok çok hoşuma gider. Yağ oranı da yüksektir mesela oranın. Bunlar da bayağı pişti ustacığım. Aynen. Yani daha önce de hazırlamak isterdim ama dedim her şeyi canlı görelim. Tabii ki. Ondan dolayı kimseyi de kandırmayalım. Tabii ki, nasıl pişiyor şöyle görürüz. Şimdi ustacığım bunlar birazcık pişti, sen bunları ufak doğruyorsun. Aynen. Görelim. Bu senin yarattığın bir şey mi? Tarz mı diyeyim yani? Aynen, hiçbir şekilde hani özenti yok bunda. Hani şuna özendim, buna özendim yok. Kendin öyle bulduğun bir tarz. Aynen, kendim böyle canım sıkılıyordu. Hatta paylaştım paketi senin. Uykuluk. Aynen. Çoğu kişi bilmez bile ya uykuluk ne. Ya mesela çoğu kişi, yanında çalışan arkadaş bunun kokan bir şey olduğunu zannediyormuş. Allah Allah. Vallahi bak. Normalde tadı yoktur doğru düzgün, biliyor musun bunu? Aynen. Buna tat verir. Hani mesela tatmak ister misin? Tabii. Al. Şöyle ufaktan. Çok böyle yumuşak. Aynen, yumuşak. Şey vardı. Senin tarzında bir aynen. Bakalım. Şimdi sebzeler mi ekliyorsun? Ne yapıyorsun? Biber. Başka? Önce biberimi tek. Önce biber. Tamam. Şimdi domates, biberi nazaran erken eriyin. Bunu biraz döveceğiz abicim. Böyle biraz daha parçalarını. Uykuluk güveç gibi bir şey oluyor. Bu benim tarzım. Bunu normalde ya sade yerler. Ama bunu da denemeni istedim ben. Bunu kokoreçin içine mi sarıyorlar normalde? Bunu kokoreçin içine atıyor. Bu ne kadar kokoreçin içinde bol olursa kokoreç o kadar muhteşem olur. O kadar güzel olur. Tabii. Mesela buradaki kokoreççiler Türkiye'ye nazaran daha şanslılar. Neden? Saranlar. Çünkü bu Türkiye'ye nazaran burada daha bol. Daha mı bol? Ya, kaç tane kokoreççi var abi? Ya, doğru, o da var. Yani. O da var. Mesela yani bunu kullanan yok yabancılardan, haliyle bol. Haliyle bol. Mesela ben buradaki kokoreççileri diyorum ki niye fazladan atmıyorsunuz mesela? Elinizde mevcut. Daha çok mesela daha burada iyi lezzet versin. Burada mesela daha değişik yağlar kullanacağız da bunları mesela kullanın. Daha lezzetli olur kokoreçler mesela. Arkadaşlar kokoreç Avrupa Birliği'nde de yasak falan değil. Korkmayın yani. Hiçbir şekilde yasağı yok. Çünkü bazı şeylerin yasaklanmasını Türkiye'de çiğ köfte yasakladılar. Ne? Yağlı eti insanlara yedirmeye kalktılar. Ondan yani, dolayı yasaklandı. Tabii bazı şeyler. Burada bazı şeyler yasaklanmadı mı mesela? Evet. Tabii. Niye? Yanlış yapıldığı için, yanlış uygulandığı için. Yanlış uygulandığı için yasaklar alalım. Normalde abicim böyle gömlek yağı var. Biraz da gömlek yağı eklemiş olsaydık daha güzel olurdu. Tabii. Onu da bugün kasaptan temin edecektim. O da yok. Kuyruk yağı da bulmak zor değil mi Avrupa'da? Aslında burada temin ediyorlar abi de ne diyorlar? Bizim ulaşmamız biraz zor oluyor. Bu biraz daha büyük
markalar ulaşıyor. Çok anladım. Rahat ulaşıyorlar. Ama zor yani. Türkiye'ye göre çok zor kuyruk yağı bulmak. Tabii burada. Çünkü buradaki ya. Çoğu hayvanda kuyruk yok. Doğru değil, kuyruk yok. Yani ben mesela kasaplardan daha önce hiç almazdım. Sürekli kendim keserdim mesela. Kestiğim dönemlerde görürdüm hani hayvanın şeylerini, derdim şunu ufak da olsa bir parça ver. Yok, yok derdi, çıkmıyor derdi. Çok. Yani sadece kemiği var derdi. Çıkarsa çok küçük bir parça çıkıyor. Hayvanlar kuyruksuz yani. Aynen. Kuyruk yağı bulamamaktan değil, hayvanlarda kuyruk yok yani. Burada da mesela yayılım olmayan hayvan aldığın zaman etini yiyemiyorsun doğru düzgün. Aynen. Ekmeğimizi ısıtıyorsun. Evet. Ya gönül isterdi bunu ızgarada yapmak. Ama gelin çoğunluk olduğu zaman sıkıntı olacağını ben evet. biliyorum. Onun da hani çoğu kişi kokoreci ızgarada istiyor. Yetiştiremiyor musun? Ya bazen hani yapayım diyorsun, hevesleniyorsun, yapıyorsun ama biraz yoğun olduğu zaman yüklendikleri an bu sefer sıkıntı oluyor. Çok sıkıntı oluyor. Yani ne oluyor? Çok sevmiş olduğum, değer vermiş olduğum bir insan geliyor. Tamam. Yapayım diyorum. Ardından hani normal tanımadığım bir insan da istediği zaman yok olmaz dediği zaman ayırdım hani sınıf ayrımına yani, giriyor. Aynen. Olmaz. Onu da yapmak istemiyorum mesela. Olmaz. Onursal abi neyse gelen Ahmet abi de o olsun aynen, mesela. Tabii ki canım. Müşteri aynı. Yani dışarıdaki sevgimiz, saygımız ayrı ama içeriye girdiği zaman herkes eşit. Aynı. İnsanların da bunu anlaması lazım yani gerçekten. Yani müşterilerin de bunu anlaması lazım. Yani kendileri ya gelin, farklı bir yerde. Aynen. Hani bizde bir laf var ya, bize de mi böyle ya? İşte size de böyle. Yani maalesef. Yani maalesef yani. Size de böyle. Bize de yapıyorlar canım onu. Bize de mi bu fiyat falan filan diyor. Abi yani herkese aynı fiyat diyorum ben. Ne yapalım abi yani. Domatese mi geçtik? Domatesleri de attık. Bir de domates de şöyle pişiriyoruz. Şimdi içine atmış olduğumuz zebzeler derinlikle dönmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü diri kalan bir zebze rahatsız eder. Tabii. İnsana. Güzelce yani pişmesi gerekiyor. Zebzeyi bir ete benzetemeyiz. Tabii güzel. Etin az normal pişmişi mesela. Mahmudur. İçin... ha, aynen. Ben de öyle. Ama gel gelelim zebzede o şans yok. Aynen. Evet pişti galiba. Baharatlarımızı aynen. da atıyoruz. Biraz acılı istedim ben ustamızdan. O nedir? Bu da kimyonumuz. Kimyon. O nedir? Kekik. Kekik. Ben bol tuzlu seviyorum onu söyleyeyim bak. Aynen. İlk başta. Ben yemek geldiğinde tuzuna bakmadan tuz atanlardanım yani. Ciddi mi? Vallahi ben öyleyim. Yani bilmiyorum herkes kötü bir huy olduğunu söylüyor ama aynen. Ben çok seviyorum. Bazen ustalar elinde kaçırıyor tuzu. O ben yine bakmam yani atarım yani. Çok tuzlu yiyorum. Yani. İleride inşallah başımıza evet. sıkıntı aynen. yaratmaz. Salın baharatlarımızı yapmıyor. Tamam birazcık kısıyoruz. Ben bunu hazır. Kokoreci değişmem mesela. Kokoreçten daha mı güzel diyorsun? Ama şey olarak daha pahalı değil mi? Abi, ham madde yan, olarak yani abi. Daha pahalı. Kilosunu bunun çok pahalıya pahalı. Alıyorsunuz bunu. Etten daha pahalıdır bunun kilosu. Aynen. Değil mi? Kasap bana söyledi şaşırdım ya 30 Euro'dan bahsetti ya. 30, ne yapayım, kilosu ya. 30 Euro bunun. Yani 2 kilodan bir çeyrek altın alıyoruz dedim ya. 2 kilo bir çeyrek altın. Hazır mı ustacığım şimdi? Aynen. Çok merak ettim. Vallahi ben dediğim gibi bak, daha önce şimdi daha iyi kızarttık yani. Süpersin. Nasıl içi bol mu seversin? Yok yok fazla bol olmasın. Ben sevmiyorum öyle taştığı zaman ya. Vallahi tarzımsın abi. Aynen ben de. Ben sevmiyorum abi yani. Benimki normal olacak baba. Ben de aynen. Şey eşit oranda seviyorum ben böyle. Yani hatta ekmekleri... soğuk sandviç falan da çok yerim ben sabahları. Fazla koydular mı bilmiyorum, sevmiyorum yani. Diğer tarafından mı kızarıyor şimdi? Aynen. Bunu da yakmayalım. Aynen.
Hazır. Şimdi tadına bakacağım. Uykuluğumuz hazır. Ustamız hazırladı. Ben tadına bakacağım. İlk defa böyle bir lezzeti tadıyorum. Bakalım nasıl olmuş. Şey güzel olmuştur. Çok güzel olmuş. Valla. Ellerine sağlık. Muhteşem olmuş. Şöyle göstereyim. Çok güzel olmuş valla. Ellerine sağlık. Muhteşem olmuş. Biberler acı mı? Acı. Tamam. Acı. Süper. Ben bunu gömüyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.